Evet abi, evet hep o oluyor bak işte. İşte tam ona denk geldi. Başka zaman gelmez de. İşte ona denk geldi. Bakalım işte. Şimdi fazla bir seni tutmayacağım. Kısa keseceğim. Şimdi Cansu'yla ben sana bir haber yolladıydım. Hatırladın mı? Hı-hı. Bu yurt dışından bir şey getirecektim. Aa, evet. Şimdi onunla ilgili eğer şeyse bahsedeyim istiyorsan. Eğer Ben bahsetmek daha hiç istemiyorsan. bahsetmedim bu arada. İstersen Bas. bahsedelim. Yani sen Şimdi istersen bahsedelim. beni bilen 500 biliyor. liralık Az kalacak. çok ben muhabbet şeye gireyim, direkt konuya gireyim. Hı. Şimdi bizim kendi Ankara'da bağlı olduğumuz bir iş arkadaşlarımız var ama onların hayvanat Chat bunu bahçesi çok sevecek bu arada ya. hayvanat bahçesi var burada. İşte kurttan tutun zürafaya file kadar ıvır zıvır Kemal için özel Amerika'da rakun Ah, hissettirdim. what? Şimdi Gerçekten şöyle bir şey var. Bu rakun bana maliyeti yüksek olacak ama vardı. sırf sevdiğim için ama şu şekilde devletten hayvanat bahçesi ruhsatı alabilmek için burada şey yapacağız. Neydi? Belli bir bizden istekleri var yurt dışından göndereceklerinde. Yavru Hı. rakun 3 aylık. Eğer ki vizeleri vesaire pasaportu hazırlanırsa, kimliği hazırlanırsa Ağustos ayının 13'ünde burada olacak. Ben direkt Kemal'e getireceğim onu. Aga be. Kemal şöyle abi mümkün mertebe onu veteriner hekim vasıtasıyla bir iki ay şey yapmamız lazım. Çünkü 3 aylık Hı. alıyoruz anneden. Evet. Şimdi eğer böyle bir şey olursa benden sana güzel bir sembol. Çünkü hani bunu ben yaşadım. Yani şöyle söyleyeyim sana atılan figürler vardı ya hani Evet. rakuna benziyor. Aynen. Şu an Senin chat'te üzerinden yardırıyorlar zaten. Hoş aynen. geliyor. Şimdi bununla ilgili ben getirdiğim zaman direkt Kemal sana hediye edeceğim. Bu bir gün olsun ama Abi. Var ya şu mümkün yayında mertebe düşünsenize. bir dakika evde besleyebiliyor mu? şimdi evde besleyebiliyor. Kafesi var. Şimdi kafesi, yemi ve aşıları var bunun. Çünkü Hı. ısırabilen bir hayvan. Kusuz olma riski var. Şimdi o veteriner vasıtasıyla eğer ki yurt dışından onay gelir. Türkiye Hayvanat Bahçeler Birliği işte neyse topluluğu. Orada kabul ederse burada yaşama ihtimali Tabii var. Türkiye'de şartlar el besleyen veriyorsa vesaire gibi durum var değil mi? şimdi Türkiye'de 2 tane çiftliği varmış. Bir Bursa'da, bir İstanbul'da. İstanbul'dakini bulamadım ama Bursa'dakinin bir telefonunu aldım. Onun elinde 7 tane rakun var. Burada yurt dışına işte Azerbaycan'a gönderiyor. Arap ülkelerine gönderiyor. Şimdi oradaki bu rakun besleyen bir tane eğitmeni var. Onlardan biz yardım talep ettik. Hani böyle böyle bir durum olacağı zaman. Şimdi bu rakunda şöyle bir şey var. Daha küçük olduğu için belli bir ay sürecinde doğurtlama dönemine giriyor. Şimdi bunun için tekrardan bir yurt dışına gönderilmesi gerekecek. Hı. Yani o kısa sürelik bir zarfında senin şu arka tarafındaki güzel, hoş bir görüntü tamamıyla da şey olacak inşallah. Ben Abi bunu var can ben bir şey diyeyim mi? Ben hayvanat bahçesine gittim ya. he Orada rakunlarla mesela içinde onlar bir de yırtıcı hani öyle evcil olarak beslenmemiş rakunlar. Bu arada rakunlar Amerika'da böyle Avusturya'da falan evde besleniyorlar. Evcil yapılıyor yani. Hatta eğitim ve artık ben anlatmama gerek yok. Çocuklar videolarını atıyor. Benim evde var ya böyle bir gün falan tanışırız. Akşamında otururuz, sohbet ederiz. Ertesi gün rahat olur o bence. Şöyle bir şey yapar yani, gezinmeye başlar şuralarda. Öyle yaşam alanı şeydir. Geliriz burada evet. pesmez fifa mifa değil mi? Anlaşırız bence. Bana öyle geliyor. Abi en çok korktuğum şey ne biliyor musun? Senin yayından etmesi. Geçip koltuğa o sunarsa, Kemal yerine rakun sunarsa, bilmiyorum 50 bin mi izlenir artık, 100 bin mi izlenir? Orası belli değil. Bizde gerçek rakun yayında yani Kemal kimse izlemez ki. Bu arada bence beslenmesi sıkıntı olmaz. Özge besliyor zaten ya. Şey mi? Rakunu mu? Ha, evde beslenmesi sıkıntı olmaz. Aynen abi işte bir tek sıkıntı var bıyıkları. İşte sadece. Biraz da Yok. kaşları sanki ya. Şimdi sizin pek fazla vaktinizi almayacağım. Benim de Ama bir ufak bir gerçekten işim yani var. ayıp ama yani bu kadar. Vallahi Kemal'cim seni çok seviyorum. Bana Eyvallah abi lütfen. çok teşekkür ederim. En kısa Eyvallah. sürede geldiği zaman mutlaka ben sana bir fotoğrafını çekip atacağım. Allah süper Bizzat ya. bununla ilgili geldiği zaman da bizzat ben getireceğim. Zaten İstanbul'daki Tabii bizim tabii merkez her zaman. ofisimizde. Orada buluşur. Orada da sana ufak bir hediyem olur. En büyük doğum günü hediyesi de bu olur artık yani. Vay be. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Harbiden. Çok Sağ sağ ol. olasın. Lan nasıl mutlu oldum. Özge çocuk geliyor lan yeni.
Allah ara. Çok güzel olur anlasın ya. Ona yengeyle isim düşün. Yani onun için isim düşün. Hayır hayır. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ona abi vallahi... aynen birlikte bakarız. Birlikte bakarız bu. Ben dediğim gibi gelmeye yakın izin kağıtları var. Ben sana fotoğrafını da attırırım Cansu'dan. Bununla ilgili bir ayarlamamızı yaptıktan sonra sıkıntısız bir şekilde getirebilirsek burada şey olur. Valla süper işte, ya. Valla güzel yani, bu Twitch ortamında çok farklı bir şey olur yani. Evet evet. Ya herkes... bir de çok güzel hayvan ya. Ben gerçekten seviyorum yani şeyin yanında. Artık o kadar çok izledim ki bir daha abi. Her hareketini falan böyle şeyini biliyorum yani. Hani saldırgan tavır mesela nasıl saldırgan oluyor. O hayvanat bahçesinde mesela kafestekilerle anlaştım ya. Elmel tutuştuk falan böyle yani. Onu Ankara Büyükşehir Belediyesi bir zamanda satıyordu. Buradaki araştırmalarımızda bu Atatürk Orman Çiftliği'nin dönemindeyken 250 liraya sattılar. Buradaki rakımları. Ya, yarısını da şeye bıraktılar. Çankırı'ya bıraktılar yani, düşün. Satamadılar, doğaya saldılar. Çünkü Çankırı onlar için tamamıyla bir otantik ortam. Yani şu an bile gitsek ava rakun görebiliriz yani. Çünkü onlar evet, evet, biraz daha şeyi sevdikleri için o şekilde. Evet. Yani dediğim gibi ben kendi karnesine bile kendine müzisyen söylettirdim. Kendine...